Herkese merhaba, ben Eren Karaman'dan Enes Ulundaş. Bugün sizlere yeni çıkan 13.5 metreküp Mercedes Sprinter aracımızı tanıtacağız. Eren 4 serisi 5. üretim olan aracımızı sizlere tanıtacağız. Aracın dış kısmını yine ben tanıtacağım. İç kısmını babam bırakıyorum. Dış kısmını ufaktan ben tanıtacağım. Tanıtıma geçelim isterseniz. Aracın tepesinde bir tane Thule ithal tanetimiz bulunuyor. Dış aydınlatmamız Sanel'in. Evet, ortam aydınlatması değil mi onun? Ortam aydınlatması aynen. Araçta karavan camı kullanıldı. Yerli cam yerine karavan camları müşteri tercihli. Evet. Tanetimizin ayakları bu. Evet, gövdeye bağlantı ayakları değil mi? Aynen. Bu serinin bagaj kısmı az olduğu için ne yaptık Enes buraya? Müşteri isteydi. Sandık yaptık arka kısmına bağlı olmak üzere. Çünkü bagaj kısmı çok yetersiz de. Evet. O yüzden bir sandık isteği uygulandı. Bu sandık portatif, basitçe sökülebilir. Bagaj kapağının açılması için aynı zamanda menteşe öne doğru yatılabilir. Özelliği var. Trombomuzun gaz çıkışı. Gaz ve oksijen giriş yeri değil mi oğlum? Aynen. Bir adet buzdolabı bağlanması ithal. Tedford. Dış duş, dışarıda duş almak. Şöyle. Aracın yukarısında 2 adet 190 wattlık güneş panelleri bulunuyor. Bu araçta 2 adet uygulandı çünkü kısa satışı olduğu için. Sanel'in elektrik giriş yuvası. Hekilerden bahsedelim Enes, havalandırmalardan. Yukarıda 2 adet hekimiz bulunuyor. 28-28-40-40 olmak üzere 2 adet hekimiz bulunuyor yukarıda. Banyo hekimiz fanlıdır, çift yönlü. Aynen. Araçta macerajörlü tuvalet olduğu için araçta 2 tane depo bulunmaktadır. Atık su deposu bulunmak. Atık su deposu. Tabii, temiz su deposu aracın içerisindedir. Bu depolar aracın el verdiği ölçüde yapıldı aracın altına. Hazır bir depo değil bunlar çünkü saçtan yapıldı. 2 tane gri ve siyah depo olmak üzere 2 tane depomuz var. İçeride de yaklaşık 170-180 litre temiz su depomuz var. Değil mi oğlum? Aynen. Tamam. Bir adet sürgülü açma kapama basamağı. Evet. Aracın dış kısmında daha fazla tanıtacağımız bir şey kalmadı. Videoya geçelim isterseniz. İç kısmı tamam. Yer mi değiştiriyoruz? Tamam, hadi al bakalım. Herkese merhaba. Ben Elen Karavan'dan Zafer Ündaş. Enes'ten sonra ben tanıtımı devraldım. Birkaç arabadan sonra inşallah Enes iç kısmına sen devam edersin, tamam mı oğlum? Pekala. Şöyle araçta dışarıdaki konaklamalar için şöyle bir yardımcı masa yaptık. Yağmur da başladı bu arada. İzmir bugün muhteşem gerçekten yağmurları. Enes'in bahsettiği gibi dışarıya bir basamak yapıldı, uygulandı. Hemen girişe şöyle yardımcı bir masa uygulandı mutfak tezgahına. Hemen giriş kapıda bir sinekliğimiz var. Aynı zamanda mutfak tarafındaki bir sinekliğimiz var. Şöyle. Evet, evet şu anda aracın içerisindeyiz. Şu ön taraftan öne doğru gelmem gerekirse aracın kendi orijinal ikili koltuğu kaplandı, bırakıldı. Tekli koltuk yapılmadı buraya. Şuraya bir ufak bir oturma grubu daha yapıldı. Çünkü müşteri talebiydi. Böyle bir yapı yapıldı buraya. Ara perdesi. Aracın ön tarafında orijinal kendi ikili koltuğunu bıraktık. Müşterimiz böyle talep etti bizden. 2+1 olarak bu şekilde bıraktık. Şuraya hemen banyonun yan tarafına kalan boşluğu değerlendirmek için böyle ufak tefek elimizin altında olması istemediğimiz ıvır zıvırların muhafaza edebileceğimiz bir yer yapıldı. Cam marka ikili bir ocak kullandık. Kapaklı. Dışarıda Deniz'in bahsettiği gibi karavan camlarımız, perde ve sineklerimiz. Şundan bahsetmek istiyorum. Araçta lambri tavan uygulaması yaptık. Lambri tavan bu sıralar bizden çok istenmeye başlandı. Aynı zamanda mutfak tezgahı, yemek masası ve yardımcı masa, aynı zamanda raflar, bunlar ireko ağacıdır. İreko ağacı güzel bir ağaç gerçekten. Şöyle mutfağımızın altında iki gözlü büyük bir rafımız var. Burası lavaboya geldiği için sabit bir çekmece görünümünü verdik. Şurada tüpümüz var bizim aynı zamanda yine. Banyomuzun ölçüsü yaklaşık 1 metre 5 santime 70 santimdir. Yine 210 litrelik çift kapılı 12 volt bir buzdolabı kullandık. Bu araçta her şey 12 volt, onu belirtmek istiyorum. Yani buzdolabımız, ortam ısıtıcımız, su ısıtıcımız, burada turuma boiler kullandık bu araçta. Turuma boiler B10 serisi, 10 litre hacimli bir su ısıtıcısıdır. Sıcak, soğuk
banyo mutfak musluğumuz ve evimiz. Evimizi ben bunu daha çok tercih ediyorum. Bunu öneriyorum çünkü derin bir evi. Bunun altına tencere girebiliyor. Tabakları rahat yıkayabiliyoruz. O yüzden bizim de ayrıca beğendiğimiz bir ev modeli. Raflarımız, 220 girişimiz. Hemen karşıda Enes görebiliyor musun oğlum? Okuma lambamız, okuma lambamızın tavan aydınlatmamızın anahtarı. 220 girişimiz. Şöyle ben geçeyim oraya. Evet, tavana sadece kontrol eden anahtarımız. Okuma lambamızın anahtarı. Aynı zamanda 220 giriş ve USB girişlerimiz. Yine karavan camlarımızın perdeleri, sineklikleri. Şöyle iki tane boy dolabı demeyeyim de dolap, saklama dolabı. Hemen üstünü değerlendirmek için şöyle bir açık bir tezgah, raf yapıldı. Bu masa aşağı indiği zaman fotoğraflarda görüntüleyeceğiz. Aşağı indiği zaman burası yandaki kanatlar da açılıyor şöyle. Neredeydi o kanatlar? Şöyle. Kilitlendiği zaman burası masada aşağı indi mi şu minderlerin sayesinde burası tamamen yatağa dönüşebiliyor. Hemen aracın arkasında kapılar açıldığı zaman bunun Enes resimleyecek bunları. Kapılar açıkken şöyle bir sinekliğimiz var. Aynı zamanda kapılar açıkken de güneşi vesaire için bir perdemiz var. Aracın su ısıtıcısının kontrol kumanda anahtarı. Truman'ın, B10 boyların. Orta ısıtıcısı Ebes Bağır'ın kontrol anahtarı, saati. Hemen arka tarafta bir 40'a 40 bir havalandırmamız. Şöyle perdesi ve sinekliği. Evet. Karşılıklı dolaplarımız. Yine aynı şekilde bu tarafta karşılıklı dolaplarımız. Evet, resmen şöyle çıkayım. Evet, bu kısımda kontrol kumanda panelimizi dolabın içerisine gizledik. Yine ortam enerji dijital olarak görüntülümüzü sağlayan saati, depolarımızı saati, temiz, gri, pis saatleri, diğer buzdolabı, Ebes Bağır'ın, Truman'ın hepsini kontrol yapabileceğimiz otomatik sigorta panelimiz, ışık anahtarlarımız. Şöyle aynı zamanda da bu ortamın çok sıcaklarda içerisinde biriken sıcağın hararetini atması için, sirkülasyon yapabilmesi için bir ufak bir havalandırmamız mevcuttur. Bu havalandırmadan aracın alt kısımlarına da yaptık şurada. Hemen Webesto o şey ortam ısıtıcısının Webes Bağır'ın çıkış gözünün olduğu yerlerde, aynı zamanda aküler orada duruyor. Şöyle altta görüldüğü gibi. Enes görüyor musun onun havalandırma kırmızı? Evet. Orada buzdolabımız dediğim gibi 12 volt. Başka Enes var mı ilave edeceğim bir şey aklımıza gelen? Televizyon olmadı bu araçta. Televizyon müşteri istemedi bunda. Televizyon anten o yüzden yok bu araçta. İşte akümüz var. 200 amper değerinde akümüz var. 1000 watt tansiyonist inverterimiz var. 13,5 metreküp küçük bir araç fakat bizim LN4 serisinin modeli bir araç. LN4 serisinin hemen arkasından tekrar yapımı devam eden LN4'ler var. Devam ediyor. Yakında onlar da çıkacak. Hatta hemen arkasından çıkacak araç da yine Mercedes olan LN4 değil mi oğlum? Aynen. Onu paylaşacağız. Bizim diğer LN6 Almanya'ya gönderdiğimiz aracın video hazırlığı bitmedi. Belki bu videodan hemen sonra onu paylaşırız. O da çok güzel bir araç oldu. Ben çok fazla lafı uzatmak istemiyorum. Herkese selamlar, saygılar diyorum. Görüşmek, buluşmak dileğiyle. Ben Elen Karavan'dan Zafer Üründaş. Diğer sözü Enes'e bırakmak istiyorum. Ben Enes'e kamerayı çevireyim. Enes geri kalanları söylesin. Evet Enes, top sende oğlum. Bu videomuzda sizlere 13,5 metreküp Mercedes Sprinter LN4 serisi 5. üretim olan aracımızı tanıttık. Gerçekten güzel bir araç oldu. Ahşaplarıyla, iç dizaynıyla, koltuklarıyla çok benim hoşuma giden bir araç oldu renkleriyle. Elenka, bu araçta emeği geçen tüm ustalarımıza teşekkür ediyoruz buradan. Gerçekten çok emek verildi o araca. Sizlere teşekkür ediyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Her videomuza 200 aşkın like sayısı geldiği için ve 7500 abone olduk. 7000 abone olmuştuk. 7500 olduk. Ya, abone olmayı, like atmayı unutmayın diyeyim de atarsanız güzel olur yani. Zaten büyük bir aileyiz. Daha da büyüyeceğiz değil mi Enes? Aynen. Herkese selamlar, saygılar. Ben Elen Karaman'dan Enes Urundaş. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. It's hard for me to let go, but I think that I'm finally feeling good again.
so hard cause I loved you. But I'm finally feeling like myself. All of the wounds that were opened by you are now closing. I finally know how to live without hurting myself. I think that I am moving on cause I do feel less broken. I needed a sign, this is a sign that I'm healing. I'm finally healing from you. I'm finally healing from you. Come off hardy.